Hadi bakalım, bugün bayram. Hayır, hayır, böyle yapman lazım. Gitti, ben sana göstereyim bak. Doğru yap. Al bakalım, bu senin bayram aşçı. Gitti şu. Hadi sıra beni de, beni yer bakalım. Ha, Maşa da öptü. Ben sana öpeyim. İyi bayramlar. O zaman bu senin, bu da Maşa'nın, bu da Maşa'nın olsun bak. Ben seni öpeyim. İyi bayramlar. Al bakayım. Ha, bu kadar hadi. Aynısı 700 lira mı? İyi bayramlar. Evet, herkese iyi bayramlar, bayramınız kutlu olsun. Mesela şu bayram gezmesi olarak böyle yakın bir kasabadaki plaja geldik. Burada da uçurtma şenliği yapılıyor. Şimdi hep beraber onu izleyeceğiz sizinle beraber. Hazır mıyız? Ya, hadi bakalım, tamam. Burası tabii aynı zamanda Paskalya tatili var şu anda Almanya'da ve bu sahil kasabası tıktım tıktım dolmuş. Bakın şöyle size göstereyim size. Çok güzel plajı da var. Denizi de çok güzel. Sığ bir deniz var burada ve gördüğünüz gibi kumluk. Şu ileride de çeşit çeşit balonlar var. Balon şov eğlencesi yapıyorlar. Dafin, seninki nerede Dafin? Yakala, beni yakala hepsini. Allah! Başardı, aç 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 aç. Başardı, aç 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 aç. Evet, çok kötü bir rüzgar var ama inanın çok güzel bir atmosfer var burası. Bakın böyle gökyüzünün değişik değişik bir şekilde uçurtmalar var. Arkamızda şu anda tornado, diğer tarafta balıklar falan var. Dafin, suya gitme Dafin. Ve evet, bulutların manzarası da mükemmel değil mi sizce? Şöyle göstereyim bakın, şöyle güzel bir Baltık Denizi manzarası var. Ve sağ tarafta çeşit çeşit güzel güzel uçurtmalar var. Ne kadar kalabalık ya. Tam bu mevsimde tabii tatil zamanı olduğu için şöyle Almanya'da. Burası turist bir kasaba olduğu için insanlar gelmişler buraya tatil yapmaya. Böyle güzel bir aktivite yapıyorlar. Ki zaten Almanya'da genelde bu plajlarda bu tarz festivaller çok çok fazla. Uçurtma festivalleri. Bazı yerlerde çok çok güzel de yapıyorlar. Daha da kalabalık yapıyorlar. Çok değişik böyle uçurtmalar gelip böyle yerlerde plajlarda bu şekilde bir aktivite düzenliyorlar. Güzel uçuyor bunlar ya. Biz de bir tane aldık ya, bizimki parçalandı ya. Uçurmasını başaramadık. Şurada bizimkisi var. Hey! Ne oldu? Aferin sana beni, aferin beni. Hadi az kaldı, uçuruk, uçuruk, uçuruk. Hadi abi. Aman Allah'ım, nasıl bir uçuk bana bu? Valla en komik uçurtma bizimki herhalde ya. Ay seninki çok güzel evet. En güzel benimki. Benim mükemmel uçuruyorsun sen ya. Arkanda deniz var, gitme denize sakın. Aferin sana. Oo, yavaş yavaş yavaş. Ha, uçurdunuz. Allah nasıl uçuyor anne sor. Yavaş yavaş. Evet, bizimki uçurmayı başardı da bizim uçurtma paramparça oldu ya.
Oy, nasıl bir şey oldu o ya? Bunlar yine yemek yiyorlar ya. Bak 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 bak. Şşt. Hey. Acıkmış bunlar. Rockfish'in de güzel değil. Sen ne yiyorsun Arnaz? Rockfish. En pahalısını sen aldın ya. Evet. Evet, iki tane kocaman yılan var bakın havada. Uçuyor. Ne kadar güzel uçuruyorlar onları ya. Bizim uçurtma parçalandı. Parçalandı, ben de anlayamadım. Şöyle kameraya şey yapalım birazcık bakın. Arkada bulutların çok güzel bir fonu oluştu. Şu sol tarafta da bakın sörfçüler. Güzel sörfçüleri yoğun bir şekilde denize sörf yapıyorlar. O da çok eğlenceli bir spor aslında. Bu bölgede özellikle bu zaten. Genelde Almanlar buraya geldiğinde rüzgar sörfü yapıyorlar. Uçurtma uçuyorlar ve tabii ki yazında denize girip çıkıyorlar. Hatta Almanlar arasında 12 ay boyunca denize girip çıkıyorlar. Yani, bize göre soğuk olan dönemlerde onlar arasında sıcak gibi algılıyorlar. Çünkü bu insanlar burada yaşarken alışmışlar bu soğuk denizlere. Soğuk denizlerde yüzmeye alışmışlar. O yüzden çok rahat bir şekilde kışın dahi bu denizlerde yüzen insanlar mevcut. Burası Baltık Denizi'nin önemli bir turistik bir kasaba burası. Nüfus olarak aslında az, küçük. 4.000-5.000 fazla, en fazla 6.000 civarında, ama tabii yaz aylarında yoğun bir şekilde buraya turist geliyor. Çok şirin, güzel bir kasaba. Tam böyle Baltık Denizi'nin kenarında. Her geçen gün biraz da buraya ilgi artıyor. Bakın göstereyim şöyle tekrar. Çok da güzel plajı olan bir yer burası. Evet, bu alanda da, bu köşede de bakın rüzgar sörfü yapıyorlar. Çok eğlenceli bir spora benziyor bu. Hayatımda yapmadım ama yapmayı çok istiyorum şu an. Bakın şu biraz sonra uçak. Hadi zıpla zıpla düşeceksiniz. Alçağa geldi uçak. Evet, uçtu. Hadi şurada uçacak şimdi. Çok güzel bir şey ya. Evet, bakın arkamın bir tane deniz müzesi var. Onun hikayesini biraz sonra anlatacağım size, ama ilk önce burada bir denizaltı var, onu anlatmak istiyorum size. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda bu limanda yoğun bir şekilde deniz savaşları yapılmış. Ve o dönemde kullanılan bir denizaltı da burada şu anda müze olarak gezebiliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda 30 bine yakın insan bu deniz burada hayatını kaybediyor deniz savaşlarında. İkinci Dünya Savaşı'nda ise 150 bine yakın denizci bu denizde, bu körfezde, Kil Körfezi'nde hayatını kaybediyor. Şu sağ tarafta da denizde ölen, deniz savaşında ölen askerlerin anısına bir müze yapılmak isteniyor ve yapımına da 1925'li yıllarda başlanıyor, fakat para olmadığı için de bitirilemiyor. Daha sonra Hitler başa gelince 36 yılında da buraya bir ödenek ayırıyor ve burada bu müze yapılıyor. Bu binanın şu anda kulesi. Üste çıkıp oradan bakabiliyorsunuz. Alt tarafta da müze tarafı alanı var. Burası bittikten sonra, burasının açılışı için Hitler buraya geliyor. Tabii müzeyi geziyor, bakıyor ve beğenmiyor. Çünkü kendi grubuyla ilgili, yani Nazileri öven bir obje bulamadığı için burasını uçurma olarak değerlendiriyor ve beğenmediğini dile getiriyor. Düşün yani, o yıllara dair Hitler bu binaya ucube ederken yurdumuza da, ülkemizde de bazı sanat eserlerine ucube diyen yöneticiler söz konusu. Buraya Hitler geliyor ve Hitler bu binayı beğenmiyor. Daha sonra zaten 2. Dünya Savaşı'nı kaybettiğinde
bu o müziği İngilizler yırtmak istemiyor. Çünkü Almanya'da kaybettiğinde İngiltere'nin yaptırmış olduğu pek çok bina veya eser diyelim, o tarihi yerler yerle bir ediliyor, yıkılıyor. Ama bu binada genelde askerlerin anısına hazırlandığı için, yani Hitler'i öven bir malzeme olmadığı için, bir obje olmadığı için burasının yıkılmasına karşı geliyor İngilizler, yıkılmıyor. Bugün de buraya çok yoğun bir şekilde İngiliz turist geliyor. Çünkü buradaki deniz savaşlarında daha çok İngilizler ve Fransızlarla yapılmış. Ve yoğun bir şekilde de her iki taraftan da kayıplar verilmiş. Böyle bu şekilde de Lobü kentini size anlatmış oldum. Buraya başka bir zaman geleceğiz. Biz buraya çok geldik. Bu müziğe çok ben girdim. Birkaç defa girdim ama tekrar gireceğim. Ve o defasında müziği tekrar gizip size göstermek istiyorum. Evet, böyle güzel bir bayram gezisi oldu. Böyle güzel bir bayram gezisi oldu bizim için de. Şimdi evimize gideceğiz. Akşam olunca biraz rüzgar fazla böyle esmeye başlayınca soğuk olmaya başlıyor. Çünkü hala aslında buralarda kış sayılır. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Herkese şimdiden tekrar iyi bayramlar.